Merhabalar. Otel projesine devam ederken bir e, konu başlığına daha ihtiyacım vardı. Bu yüzden bunu yine nasıl yapılır serimizin içine eklemek istedim. Videonun başında gördüğünüz gibi ekstra report içerisine yani rapor içerisine görsel eklemek istiyorum. Şöyle yapacağız. Şimdi önce raporumuzu ekleyelim. Add new item diyeceğim. Yeni bir öğe ekle. Buradan DevExpress'in ekstra reportunu seçiyorum. Ardından Benden e, ne türde bir rapor oluşturacağımı soruyor. Ben tablo raporu seçeneğini seçiyorum. İleri dedim. Bunu bir database'den alacağım. Yani veri tabanından. ileri dedim. İşte burada e, sen diyor mevcuttaki bir bağlantıyı mı kullanacaksın? Yoksa kendin bir bağlantı mı oluşturacaksın? Ben mevcutta bir bağlantıyı kullanacağım. Otel projemin bağlantısını. İleri dedim. Şimdi diyor ki ya bir sorgu oluştur e, ya bir prosedür seç ya da e, dahil etmek istediğin tabloyu seç diyor. Bunu da özelleştirme imkanı sunuyor bana. Ben şimdi misafir tabloma geliyorum. Misafir tablomun içinde yer alan misafir adını soyadını alacağım. Misafirin mail adresini alacağım. Bir de misafirin birinci kimlik fotoğrafını alacağım. Bunu istiyorum. Daha sonra daha sonra ileri dedim. İleri dedikten sonra hangi alanları e, raporun içine dahil edeceksin diyor. Hepsini dahil edeceğim. İleri dedim. Gruplandırma kullanmayacağım. İleri dedim. Ondan sonra e, say, yani rapor sayfasını özelleştirme ayarı olarak çevirebileceğim bir sayfa çıktı karşıma. Bu formatta kullanabilirim. İşte kenardan, e, soldan, sağdan, yukarıdan, aşağıdan ne kadar boşluk olacağını gösteriyor. İleri dedim. Son olarak diyor ki raporun için bir renk seç. Şöyle sarı. Hatta şu koral rengini seçelim. Biraz daha turuncu tonlarında. İleri dedim. Raporuna bir isim var diyor. Raporun ismi nasıl? yapılır. Rapor örneği olsun. Finish dedim. Finish dedikten sonra şimdi raporum karşıma çıkıyor. Bakın rapor seçeneği karşıma çıktı. Bunda bir problem yok. Şimdi burada adı soyadı alıyor. Burada mail adresini alıyor. Burada da kimlik fotoğrafını alıyor. Şimdi ben bu tablomun verilerini arkadaşlar adı soyadı işte burada tutuyorum. Buraya mail adresleri girişi yaptım. Burada da kimlik fotoğrafları var. Kimlikteki e, fotoğraf bilgilerini masaya üstünden çekiyorum. Ondan sonra preview dediğim zaman burada ön izleme kısmında şöyle bir yapı beni karşılıyor. Şimdi adı soyadı, mail kısmı bunlarda bir problem yok ama kimlik foto kısmı çok böyle istediğim formatta değil. Bunu değiştirmek istiyorum. Peki bunu nasıl değiştirebilirim? Bunu şöyle değiştirebilirim. Geldim kimlik foto'yu sildim. Sildikten sonra buraya bir tane imaj ekleyeceğim ya da picture diyelim. Picture'dan çıkıyor. Ha şu XR Picture Box, XR Picture Box seçeneğini buraya ekledim. Daha sonra bunu şöyle yapalım. Şimdi bunun size'ına geldim. Yüze 23 diyor. Sen 100 kal ama sen height olarak yani yükseklik olarak 80 ol. Tamamdır. Ardından şu ad soyad kısmını biraz aşağı taşıyamadım. Bir saniye. At ve maili biraz şöyle aşağı aldım. Tamamdır. Şu biraz daha ortalı bir formatta dursun bu kısım. Şu nasıl yapılır? Ee, örneğin de bir saniye. Neyse burası böyle kalsın. Onun bir e, zararı yok. Bu kısım bu şekilde kalabilir. Daha sonra şimdi ön izlemeye baktığım zaman burada görsel görünmüyor. Herhangi bir görsel yer almıyor. dizaynlara geri geldim. Şuradaki ikona tıkladım. İkona tıkladıktan sonra şurada expression diye bir seçenek var. Buna geliyorum. Burada expression seçeneği veri tabanına bağlantı sağlanmış olup yani arka taraftaki connection string üzerinde hangi kalına yani hangi sütundan ben bu picture box'a resim ataması yapayım diye soruyor aslında. Ben geldim burada kimlik foto 1'i seçtim. Seçtikten sonra yeniden preview yaptım. Bakın görseller böyle geldi ama boyut sığmadı. Şöyle sizing'ini stretch yapalım. Yeniden preview dedim. Bakın bu şekilde sığmış oldu. Ardından tekrar designer'a geliyorum. İşte burada page of yazıyor. Page of kısmını sayfa of kısmında slash olarak değiştiriyorum. Burada tarih yazıyor. Tamam. Bunda bir sorun yok. Tekrar preview'a geldim. Ardından şöyle yapalım. Ee, bunu pdf olarak bize versin. İsmi test olsun. Açılsın mı diyor. Açılsın diyorum. Bakın bu şekilde açmış oldu. Tamam mı? Böyle kullanabilirsiniz bu kısmı. Raporlamada görseli böyle kullanabilirsiniz. Bu da size örnek olması amacıyla paylaştığım bir yapı. Mesela şurada mail adresleri falan tam sığmıyor. Sığ, yani tam sığması için şöyle kimlik fotoğrafını biraz daha sağ tarafa alırsınız. E, bu satır değerini. Ondan sonra alt sayıda biraz daha daraltıp mail adresine biraz daha uzun geniş bir alan ayırırsanız o zaman bu mail adresleri de tam olarak sığacaktır demiş olalım. Nasıl yapılır serimizin bu dersinde böyle bir konuya değinmek istedim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.